Şazile denen bir yer var Tunus'ta. Şazeli ismi oradan geliyor. Şazileli. Yani oraya nispetle oralı anlamına geliyor. Ebul Hasan Şazeli tarikatının piri. Ebul Hasan Şazeli'nin yaşadığı dönemde Batı İslam dünyasından, işte Mağrib denilen Fas, Cezayir, Tunus, biraz Moritanya'yı da içine alan o dünyadan doğuya doğru bir yolculuk var. İlim ve irfan arayışı için. Ebul Hasan Şazeli Hazretleri de böylece bir işte doğu yolculuğuna çıkıyor. Birçok yerde ilim tahsil ediyor, birçok önemli isimle görüşüyor. Bu tür büyük zatların hayatlarında kırılma noktaları olur. Yani bir yere kadar iş gelir. Bir yerde artık bu işin medreseyle, okumakla, kendi çabasıyla, kendi kapasitesiyle olamayacağına dair bir böyle bir aydınlanma anı, bir eşik, bir kırılma anı yaşanır. Ebul Hasan Şazeli Hazretleri de aslında ilmi bakımından donanmış birisi. Ama bir yandan da irfani bir açlık içinde. Kalbi ilimlere de meraklı. Yani zahiri, kitabi ve satırlardaki ilimler olduğu kadar kalbi, sadırdaki ilimler, ilme de meraklı. Bu bakımdan da çeşitli temasları oluyor. Bazı zatlardan görüşüyor, onlardan feyz almaya çalışıyor. Fakat yine de bu şeyini gideremiyor. Bu açlığını, susuzluğunu gideremiyor. Bağdat'ta nihayetinde bir rıfai işte şeyhinin, tekkesinin eğitimindeyken diyelim kendisine şöyle deniyor. Senin aradığın kişi aslında senin memleketinde deniyor. Bu Fas demek aslında ve o da işte Bağdat'tan tekrar Fas'a doğru yola çıkıyor. Şimdi bu çok enteresan bir şey. İnsanların yapılan bir uyarı, bir uyarıyı Allah'tan kabul ederek bu uyarının, bu öğüdün, bu nasihatin peşinde Bağdat'tan Fas'a doğru o günün şartlarında 8-10 aylık belki daha uzun sürecek bir yolculuğa çıkmaları enteresan. Ebul Hasan Şazeli Hazretleri bu öğüdü ya da yönlendirmeyi Allah'tan bilerek yola çıkıyor. Ve kendisi Fas'ta Cebel-i Alem denen bir dağda yaşayan Abdüsselam İbni Meşiş isimli münzevi, yalnız, müridi olmayan toplumdan kopmuş, orada bir hücresinde yaşayan bir veliye doğru çekiliyor adeta çeşitli olaylar neticesinde. Nihayetinde kendisiyle tanışmak üzere bu dağın eteğine kadar da geliyor. İbn-i Meşiş Hazretleri de kendisini karşılıyor. Yolda karşılıyor, beklediğini söylüyor. Ali diye ismiyle hitap ediyor, karşılıyor. Orada yaşadıkları bir hadise aslında Şazeli'nin genel karakterini veren de bir hadisedir. Abdest alıp gelmesini söylüyor. Hala orada akmakta olduğu söylenen, ben gidip göremedim orayı. Fas'taki muhtelif yerleri görmekle birlikte orası biraz kuzeyde kalıyor, orayı göremedim. Akmakta olan bir pınardan abdestini alıyor. Tekrar abdest almasını ikinci kez söylüyor. Tekrar alıyor. Üçüncü kez tekrar almasını söyleyince Ebul Hasan Şazeli Hazretleri, 30'lu yaşlarında olan Ebul Hasan Şazeli Hazretleri, bu abdestle kastedilenin aslında bildiğimiz zahir abdesti değil, aslında kendisindeki ilme dair, irfana dair müktesebatını, bilgisini, görgüsünü, ezberlerini, klişelerini, kafasındaki çerçeveyi, izahı neyse bütün bunları terk etmesi gerektiği, onlardan da abdest alması gerektiğine dair bir kanaate varıyor. Ve boş, cahil, ümmi olarak gitmesi gerektiğini kanaatine varıyor ve öyle gidiyor. Şimdi oldu diyor Abdüsselam İbn-i Meşiş Hazretleri. Veya İbn-i Meşiş Hazretleri'nin yanında gördüğü eğitim neticesinde, çok uzun sürmeyen bir eğitim neticesinde
34-35 yaşlarındayken İbn Meşiş Hazretleri onu daha doğuya doğru, Ifrikiye olarak bilinen Tunus sınırları içindeki Şazile'ye gönderiyor. Şazile'de bir mağarada bir inziva hayatı var kısa bir süre. Ama orada yaşadıkları, etrafına yaydığı feyiz ve çekim sayesinde bir etrafında bir grup oluşuyor. Ama yine orada da kalmıyor. Tunus'taki bu mürşit olarak zuhuru bazı oradaki yerel yöneticilerle, yöneticilerin dikkatini çekiyor, bazı rahatsızlıklar da oluşturuyor falan. Ve oradan aldığı bir grup müridiyle birlikte asıl tarikatın menşei olan, tarikatın bir tür başkenti olan İskenderiye'ye, Mısır'ın İskenderiye şehrine geçiyorlar. Ama orada önemli olan şu, yani Tunus'taki hayatında sonraki tarikatın tarihini etkileyecek olan hadise şu, Ebul Abbas el-Mursi isimli, Endülüslü, Mursiyeli, Mursi ismini biliyoruz yani bugün Mısır'ın devrik diyelim, mağdur, Cumhurbaşkanı'nın ismi, Başbakanı'nın ismi de Mursi, Mursiyeli. Yani işte Endülüs'ten oraya gelmiş olan göçmenler arasından bir kişi Ebul Abbas el-Mursi, çok genç. Ebul Hasan Şazeli, ben diyor buraya Ebul Abbas için geldim. Mursi'yi görmek için geldim. Onunla buluşmak için geldim. Diyor, onu da alarak yanına İskenderiye'ye geçiyor. İskenderiye'de aslında yani Fas'tır, Şazili'dir birer atlama taşı kabul edilirse asıl topluluğun oluştuğu, asıl tarikatın ortaya çıktığı ve Şazililiğin doğduğu yer olarak biz İskenderiye'yi kabul edebiliriz. İskenderiye'den itibaren İskenderiye'de vefatına kadar, vefatı gerçi daha güneyde olmuştur, Mısır'ın güneyinde haç yolculuğundayken Hümeysara denen, bugün Kabri Şerifi'nin türbesinin de bulunduğu mevkide olmuştur vefatı. Oraya defnediliyor vefat ettiği zaman ama yerine Ebu Abbas el-Mursi'yi bırakıyor. Ebu Abbas el-Mursi Hazretlerinin bugün kabri İskenderiye'dedir. Yani buradan şunu anlıyoruz, Şazelilik Ebul Hasan-ı Şazeli Hazretlerinden sonra İskenderiye'de bir süre daha yaşamaya devam etmiştir. Yine Yakut el-Arşi isimli Ebul Abbas el-Mursi Hazretlerinden bir sonraki Habeşistanlı, çok ilginç bir hikayesi olan Habeşistanlı 3. Şeyhin kabri de İskenderiye'dedir.